Bir konunun yanlış anlaşıldığını zannediyorum. Doğrusunun nasıl olacağını da tam emin değilim. Gel beraber tartışalım istiyorum. Allah'tan hayırlısı. Şu bilginin kendisinin doğruluk, doğruluk sonrası, doğruluğun dönüşmesi, gerçek bilgi, yanıltılmış bilgi, yalanın kendisi biraz fazla karmaşık hale geldi bugünlerde elimizin altında. Bilim şeyi kabul ettik baştan itibaren. Bilim değişebilir, bilimsel bilgi değişebilir. Bundan 100 yıl önce bilim bir şeye doğru der, şimdi ona çok yanlış diyebilir, dönüştürebilir. Ama bu dediğim bununla alakalı değil de sanki bizim yani insanoğlunun kendi kendini manipüle ederek vardığı bir sonuçmuş gibi görünüyor buradaki hikaye. Şeyi biliyorum, Homo sapiens sapiensin temel becerilerinden bir tanesi dilsel olarak olmayan bir şeyi söyleyebilme hali onu maymundan, kurttan ya da doğadaki yaşayan öteki canlılardan daha becerikli hale getiriyor. Çünkü organize çalışma becerisi o kurgu diye ürettiğimiz içeriğin kendisiyle oluşuyor. Bu kurgu devlet de olabiliyor, bu kurgu aile dediğimiz kavram da olabiliyor, bu kurgu hayatımızı etkileyen hemen hemen her şey, kral dediğimiz vesaire, güçlü, para, mara, güçlü, her şey, başarı, başarısızlık falan gibi şeylerin içerisinde oluyor. Halbuki gerçek yaşamda başarı diye bir şey yok yani hani nesnel olarak. O bizim kendi aramızda birbiriyle alakalı söylediğimiz bir şey. Bu böyle derken kurgu ama aynı zamanda bunu azıcık manipüle ettiğimizde, sağa sola çektiğimizde, başka bir hale getirdiğimizde de bu bir yalan diye tarif ettiğimiz bir şey oluyor. Yani yanıltıcı bir içerik oluyor. Bunun çizgisi nerede ve nasıl değişiyor? Azıcık netleştirelim, biraz kontrast yaratalım o konuyla alakalı. Çünkü yani bugünlerde çok fazla insanın o kontrastlığı kaybederek sıklıkla ayaklarını bir tarafını doğruya, bir tarafını yalana koyup lambur lambur yürüdüğünü gördüğümüz. Netleştirebileceğimizi hiç zannetmediğim bir çizgi o. Ya benim işte zayıf heveslerim konuyla alakalı. Yani tabii sen şimdi biraz mühendislik yapalım da istiyorsun konuyla ilgili ama ya öyle bir beceri ki. En azından fark edelim ya, boş ver. Tabii yani şey gibi, becerisi gibi işte yani. Nasıl diyeyim, bu insanın işte hep anlatırım ya, zaman algısı mesela çok önemli bir beceridir. Geçmişten tecrübe alırsın, geleceğe plan yaparsın. Ama bu yönde kullanamazsan o beceriyi hep travmalar, endişelerle bocalayıp durursun. Hani yerinden kalkamazsın, önünden geçeni göremezsin falan gibi. Şimdi yalan aslında sadece bizde yok bu arada. Mesela maymunlar falan da yalan söylüyorlar. Yani yunuslar da yapıyorlar bunu. Gerçeğin hilafına beyanda bulunmak ya davranışsal olarak, bir de bizde dilsel olarak var tabii, yani dil geliştiği için diğer canlılarda dil yok. Mesela maymunlar mesela işte alfa maymun gelip de yiyeceğini alma riski olduğu zaman yiyeceği yokmuş gibi davranıyor. Alfa maymun ortadan kaybolunca işte götürüp yiyeceği yiyor falan filan, yani saklıyor bir şeyleri, mesela gerçeğin hilafına bir şeyler yapıyor. Şimdi insanda bu çok ileri düzeyde ve zihinsel olarak da maliyetli bir şey. Şimdi bu maliyetin bir sonucu var. Sanıyorum senin çizgini bulanıklaştıran yer orası. Şimdi bir gerçek var ya da bildiğin bir şey var. Onun hilafına olan bir şeyi söylüyorsun ya da savunuyorsun ya da bahane olarak üretiyorsun. Neyse, neden ihtiyacın varsa gerçeğin hilafına bir şey ürettin. Bu sistem ikisini birden barındırmak zorunda. Yani bir nesnel, senin için nesnel gerçeklik var, gerçek olan var. Bir de kurgu olan var. Şimdi bu ikisi aynı zihinde çatışma yaratıyor ve gerçekten işte yalan söylemek hakikaten stres reaksiyonu verir bedenden beyine. İşte insanların nabzı yükselir falan. İşte yalan makineleri öyle çalışıyor zaten. Biz insanlardaki bu gerginliği alıyor. Bir kere bir şey de var. Aynı yalanı çok söylediğinde stresin düşüyor. Yani vücut ona alışıyor. Alışıyor yani. Tabii. Şeyde. Yalana alışabiliyorsun. Tabii yalana alışıyorsun. Bunun daha ileri düzeyinde yalan, yani gerçeği bırakıp yalanı onun yerine ikame etmeye başlıyorsun. O yalana inanmaya başlıyorsun. Şimdi, ama şimdi şöyle, özür dilerim. Azıcık daha yani bu senin biraz önce söylediğin kavramlar var ya işte mesela. Şimdi mesela devlet diye bir şey uyduruyorsun aslına bakarsan. Evet. Para diye bir değer uyduruyorsun. Yani. Bir kurgu. Ama bir süre sonra bunun için ölebilecek hale nasıl gelebiliyorsun? Yani bütün hayatını heder edecek bir yerdeniz ya, bir dakika bu gerçek değil falan modunu çoktan geçiyorsun. İşte şimdi, orada bir değişim şimdi var. Şimdi bir tane gerçekçi bir fantezi yaratmaya çalışalım bir şeyin içerisinde. Burada 2, 4, 6 kişiyiz. Şeyde, 6 kişilik bir grup olarak yaşıyoruz. Şimdi burada Sami'yi kralı ilan edelim kendi aramızda. Bu bir kurgu. Bence olur. Kralı ilan edelim Sami'yi. Hepimiz iknayız bu konuya. Bir kurgu yarattık. Aynen. Kral diye bir şey var mı? Yok. Bir gerçeklik var mı? Yok. Biz şimdi kendi mabadımızdan uydurduk. Hani Sami'yi de kralı ilan ettik. Şimdi bu yalan mı değil mi? Şimdi bu oyun. Böyle söylediğin zaman. Anladım. Ama yok, yine de buradaki şimdi o tanımları azıcık işte hani bu burayı fişekleyeceğim, zorlayacağım. Yani normalde kurgu olduğunu biliyoruz. Yalan da bir, evet, kurgu parantezinde. Aynen. Demek ki o
kurgunun içerisinde yalan ve doğru diye iki tane ayrım yapmamız gerekecek. Şimdi Sami'ye kral dedik ve hepimiz iknayız Sami'nin kral olduğuna. Evet, bizim için yeni bir hal, yeni bir gerçeklik, yeni bir kurgu bu. Yeni bir kurgu oluşturdu. Evet. Bu yalan mı değil mi? Bizim için değil. Değil değil mi? Yani şimdi biz yaptık, biz koyduk. Ya oyun içinde de oyunun içine koyduğumuz... Ve biz buna inanıyoruz. Tabii uçuk kurallar da yalan değil. O oyunun tamam. bir parçası, kurgusu adı tamam. üstünde. Tamam. Ama dışarıdaki bir adam, Sami'nin gerçekten hani resmi bir kral olduğuna dair yazmaya başladığında ve onları inandırmaya başladığında işte burada yalana giriyorsun. Yani ama bir saniye daha, hayır niye? Şimdi Sami'nin kral olduğuna ben inanıyordum. Seni de ikna ettim az önce işte. Tamam. Dışarıyı da ikna edebilirim. Ben böyle. Kabul ettim. Şimdi onlar da kabul etti. Fakat mesela kral olmak şöyle için... düşünüyor olabilir mi? Şey, azıcık egzersiz etmek için tamam, yapıyorum. Tamam zorla. Hani manipüle ettiğimi biliyorum. Ben bu akşam çok müsaitim. Zorla. Tamam. Şimdi Sami'nin kral olma aslında bu kurguyu yaratmamızın bir zaruriyeti var. Biz 6 kişilik kalabalık olarak eğer lidersiz kalırsak organizasyon sorunu çekeceğiz. Tabii. Aslında evrimsel olarak biz bir lider organize ediyoruz. Lider evet. organize edebilme becerimizi de bir kurgusal yapı oluşturuyoruz. Ha, bir hikaye yazıyoruz bunu. Bir hikaye yazıyoruz bunu. Aynen öyle. Anlamı böyle kuruyoruz. Bu hikayeyi de diyelim ki benim aklıma geldi. Ben uydurdum. Sami kraldır dedim. Yani bir şeyle alakalı. Bize de makul geldi, işlevsel geldi. İşlevsel geldi, sen de buna ikna oldun. Aynen. Şimdi bu 6 kişi buna ikna olduktan sonra dışarıdan bir 6 kişilik grup daha var. Onların kralı mıralı da yok. Tamam. Ama bizle beraber de çalışmak istiyorlar. Şimdi buna gidip Sami Kral dediğimizde yalan söylemiş olmuyoruz aslında. Aslında olmuyor. Sana yaptığım şeyin aynısını oraya da yapıyor. Evet, yani bu gidip de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır demeye benziyor bir Amerikalı'ya. Ha. O da şunu diyebilir, evet senin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ama benim devlet başkanım işte Donald Trump diyebilir. Tamam. Yani bizim gerçekliğimiz açısından okey ama ben Amerikalı bir adama gidip de senin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dersem o zaman bir problem. Ben biraz önce onu kastettim. Yani bu şeyin içerisinde, kurduğumuz kurgunun içerisinde yalan yok. İşlevsel bir kurgu bu aslında. Yalan tamam. gerçeği gizleyerek. İşlevsel olması galiba anlamlı. Tabii yani. İşlevsel. Peki evet. şimdi ikincisini söylüyorum. Krala ikna olmuştum. Evet. Sami aynı zamanda da uzaylı. Uzaylı. Kanıt isterim. Yok. Krala niye kanıt istemedin? Sami için istemem. Uzaylı okey. Sami aynı zamanda uzaylı. Yani hani adam uzaydan geldi. Ben de yalan söylüyorum ama gayet hikayesiyle de uyduruyorum. Yemin ederim güzel böyle mi? Hareli, ışıklı, yukarıdan aşağı doğru indi, evdeydi, sen yoktun. Tamam. Kahvaltı sonrasında inan ol böyle bir üzerinden parıltılarla beraber falan. Şimdi tamam. bu benim için işlevsel değil, rahatsız edici kanıt ararım yani. Kral olması güzel. İşlevsel, tamam. Yani ona vereceğim bütün yetkiyi, ben yaydır yuvarlan gideceğim. Mesela kral olması benim için iyi. Tamam. Ya mesela işte aynı şeyi paraya yapıyoruz ya, bu her şeyi satın alan bir değer düşün, her şeyi alıyorsun senin yani. Senin için işlevsel değil ama belki benim için işlevsel. Tamam, sen inan. Seni ikna etmek için bunun yani hikaye manipülasyonları da yapabilirim. Çok duygusal şeyler anlatabilirim tabii. sana. Hani senin anlamlarına, hani o zaten kraldı ya, kralları uzaylılar çok sever falan diye bağlamda bağlarsın. Hikayeler kurarım. Tabii. Hani aynen. bir şeyin içerisinde falan. Şimdi benim bu yalanla az önceki doğru diye ayırt ettiğimiz kurguyu, hani öyle tarif edelim, ne ayırıyor bizim zihnimizde? Yani davranışımızda, zihnimizde, evrimsel ihtiyaç. Az önce işlevsel diye bir kelime kullandım, ben onu anlamadım. Ben anladım. O ayırıyor yani. İşe yarıyorsa doğrudur, işe yaramıyorsa adı yalandır. Bu ya mudur? Allah aşkına düşünsene ya, milyonlarca insan savaşlarda ölüyor. Niye? O zaman şöyle tarif edebilir miyiz? Hı. Ya bununla ilgili çıkar ilişkisi olan insanların talebi, doğruluk talebi. Bunları işte yalnız bu programın sonunda insana dair hiçbir şey kalmayacak. Yani çünkü her şeyimiz böyle. Bizim evet, her şeyimiz işlevsel yalan. Evet. Yani bu dünya hakikaten yalan dünya. Buradaki bütün değerler, bütün sistemler de yalan yani neticede. Bunu ilk söyleyen yalan dünyayı kim söylemişti acaba, hatırlıyor musunuz? İbrahim Tatlıses. Valla. O sözü yazan gerçekten bunu kastetmiş olabilir mi acaba? Yani, böyleyse ne pis olur ya. İbn Arabi falan söylemiştir bence. Metafizikte falan uğraşan birileri söylemiştir bunu yani. Ha, doğru. Çünkü şey yani hakikaten gerçek madde de yalan ya. Yani bunun içerisinde ürettiğin her türlü yalan da başka bir katman bir yalan. Yani bunların, gerçek madde de yalan derken neyi kastediyorsun? Gördüğümüz şeyler bu değil yani, bu nörofizyolojik olarak dış dünya böyle değil. Onun öyle olmadığını kesin biliyoruz. Çünkü dış dünya dediğim şey bizim beynimizde oluşan elektriksel sinyallerin yorumlarından yapılan bir temsil. Ve bu temsilin gerçeği temsil etme gibi bir zorunluluğu yok. Hatta gerçeği temsil etme olasılıkları çok düşük. Biz işlevsel olarak beynimizde bir gerçeklik üretiyoruz. Ama bu arada bu önemli bir şeymiş. Hepimiz aynı gerçekliği üretiyoruz. Değil. İşte bunu da şeyi belli değil. Aynı mı değil mi belli değil. Dil üzerinden anlaşıyoruz. Dil üzerinden işte soru vardır ya, kualya sorusu. Bu masa işte atıyorum sarı.
Sen de sarı görüyorsun, ben de sarı diyoruz çünkü. Ama senin sarı gördüğün şey benim sarımla aynı mı? Bunu bilebilme imkanım yok. Çünkü biz sen buna sarı dediğinde belki sen benim kırmızı gördüğüm gibi görüyorsun. Ama çocukluğundan beri o renge sarı demeyi öğrendiğin için biz sarı diyoruz ve anlaşıyoruz. Herkes sarı ama sen onun için de belki benim kırmızı dediğim bantta görüyorsun. Bilemeyiz bunu gibi. Yani algının kişiye özelliği var ama dil burada ortaklaşa bir şey yaratıyor. İşte bu da yalan. Yani sonuçta dille yarattığımız bu kavramlar, tanımlar, tarifler, onlar da o yalanın bir parçası. Zaten yani düşünürlerin geneli bu dilin sınırlarını kırmaktan, dilin sınırlarının dışına çıkmaktan, işte bir sanatın bir düşünce biçimi olmasından yola çıkarak daha soyut alemlere dokunacak başka düşünce yöntemlerinden falan bahsediyorlar. Çünkü bu dil mesela bizi çok sınırlandıran bir şey ve bütün yalanlar, kurgular içinde dopdolu. Mesela metafor olmadan konuşamıyoruz biz. Yani kullandığımız her türlü kelimenin altı, işte mesela ne bileyim işte ateşim çıktı. Şimdi çıkmak yukarı doğru bir şey ama ateş dediğin bir derece sonuçta, bir aşağı yukarı bir yön yok ama... Ki ateş işte, derece arasındaki bağ bile aynı ateş şekilde. Ateş de değil bu. Mesela evet, ateşim evet. diyoruz ama evet, vücut sıcaklığı aslında. Ateş yok, evet. Tabii yani dilimizde böyle hikayeler yazıyoruz. Onu ona benzetiyoruz. İşte soyut çağrışımları somut kelimelere dönüştürdüğümüz o somut kelimeler gerçek haline geliyor. Soyut çağrışım arkada kayboluyor gidiyor. Yani dilin aslında kısırlaştırıcı bir tarafı da var. Ben onu işte kimsenin bilemeyeceği şeylerde söz diye bölümde yazmıştım onu. Kafandaki düşünceler normalde yani daha doğrusu duygulanımlar ve zihindeki imgeler soyut ve bağlantısızdır. Sen bunları söze dökmeye başladığında bunlar somut kurgulara dönüşür. Adeta kuantum fiziğinde işte her şey olabilecek bir dalga fonksiyonunun bir elektrona dönüşmesi gibi gözlem yapıldığı anda ya da konuşulduğu anda dil söz konusu olduğunda onlar bir gerçekliğe döner. Bileşkelenir. Ha, bir çöker diyoruz buna işte. Ha. Kuantum dalga fonksiyonu çökmesi diyoruz. Bir gerçekliğe dönüşüyor ama bu gerçeklik diğer olası bütün gerçeklikleri de yok eden bir işte ne o annihilation process diyor yani bir yok etme süreci. O diğer bütün olasılıklar ortadan kalkar. Senin konuştuğun olasılık kalır. Mesela dilde de bizim yaptığımız şey aslında diğer bütün olasılıkları yok eden bir kurgu koymaktır ortaya. Ve zihnimiz de o kurguya göre çalışır. Buradan nereden nereye uçtuk abi? Wittgenstein de diyor ki işte dilinizin sınırları dünyanızın sınırlarıdır. Ne kadar dil kullanabiliyorsan dünyanın o kadar geniştir. Ya 200 kelimeyle günlük yaşayan adamın dünyasını düşün. Bir de işte 10 bin kelimelik bir hazineye sahip birinin dünyasını düşün. Dil de böyle bir şey yani. Aslında o yalanın bir parça, önemli parçası dil bizde. Hepsinden yani, etkilendim. Hiç sıkıntı yani, yok. Bu hiç, ama öyle bir laflar söyledim ki bunların her biri ayrı cancağından ayrı, konuşuyor. Evet yani. Hatta bir kısmını konuştuk daha evvel. Konuştuk. Bazı yerlerde yani, konuştuk. Bununla alakalı söyleyecek hiçbir şeyim yok ama başka bir tarafta da gerçeklik diyeceğim ona. Hani bunun gerçekliği de sorgulanabilir. İşte benim gibi adama gerçeklik dedin mi anla ne yaptığını. Hangi gerçeklik? Yani ben böyle bir kalıyorum şimdi. Yani çünkü hani biraz da böyle bilimsel ve felsefik bazda düşündüğün zaman o gerçekliği hakikaten açmak lazım. Aslında açacağım. Bizim şimdi burada konuştuğumuz her kelimeyi kitap gibi açmak lazım ki ne kadar. Yılda ortalama 150 bin çocuk tacizi davası açılıyor. Evet. Şimdi gerçeklik. Bu da böyle zıplayıp duruyor ve anlıyor. Hayır gerçekliğe çekmek için evet. söyledim. Ya da işte bunun cümlesini söylüyorum, bu şaka kaldırır. Mesela bak burada bir durur musun? 150 bin çocuk tacizi vakası yaşanıyordu değil mi? Hı hı. Bunlar arasında iki tane aynı olan vaka var mı? Ya mümkün değil tabii ki. Bak ne yaptık? 150 bin tane olayı ortak bir isimlendirmeyle grupladığın anda homojenize edip çeşitliliğini tamamen göz ardı ediyorsun. Ve dolayısıyla o 150 bin artık blok bir rakam olarak bir veri haline, yeni bir kurgu haline geliyor. Tamam. Mesela kadına şiddette aynı şeyi konuşuyoruz. İşte trafik kazalarında aynı şeyi konuşuyoruz. Ne bileyim işte bir kötü alışkanlığın zararları konusunda aynı şeyi yapıyoruz. Bunu şundan kaynaklı getiriyorum. Ya sana kızgın değilim bu konuyla alakalı ya da yok, çok, yok. Çok iyi değilmiş. Açma yerimizi anladın mı? Mesela bu da bir kurgu. Mesela o söylediğin cümleyi şimdi açmak lazım bunu. Bu da evet, evet evet yani kesinlikle katılıyorum. Zaten bunun içindeki çıkmazın da bir yer, bir zar ya da bir şey sezmek gerekiyor. Çünkü bununla alakalı iyileşmeyi istiyoruz, dönüşmeyi evet. istiyoruz. Aynen. Şimdi bununla alakalı iyileşme ya da dönüşme için bu kurgular yumağının içerisinde işte dilimizle, zihnimizle çökerteceğimiz ya da karar vereceğimiz, biçimlendireceğimiz şeylerle alakalı bir doğru yanlış ayrımı yapmaya ihtiyacımız var. Nefis bir yere geldin, evet. Sana içiyorum. Evet, dinliyorum. Gelmişken pas edeyim sana o zaman. Dur, arayı kaçırma. Anlat, argümanını bitir.
Şimdi bunun için bir eylem yapmak, bir davranış geliştirmek gerekiyor. Bu davranışı geliştirebilmek için de o iyiyi kötüyü, yani yalanı ve doğruyu ayırmaya ihtiyacımız var. Şimdi eğer biz bunu bu kadar kurgunun içinde ayıramıyorsak, yani bugün ben geldim, Sami kral, yarın geldim, Sami uzaydan geldi, yarın geldim, Sami yokmuş. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani gerçekten hani bu seviyede bir dünyada yaşıyoruz ve bunların birbirinden ayır, yani bir medya yapısı ya da bir iletişim kaynağı formu. Bu bazen gerçekten tek temelli bir medya da olmuyor artık. Sosyal medyada birinin yaptığı bir şeye herkesin katıldığı bir sonuç ve içi hiç gerçek çıkmayabiliyor. Teyit onlarca örneğini veriyor işte, yani aynen, hikayelendirirken. Halbuki sen o 150 bin kişinin paylaştığı bir şey kesin doğrudur gibi bir bakış açısına bakıyorsun. Hani bunları ayırt edemememe sorunu. Bu sorun bu devirde çok fazla. Çok fazla veri var. Dolayısıyla biz güvenli alana kaçıp kategoriler, kurgular ya da güvendiğimiz yerin haberi cinsinden etiketlerle, mesela o veriyorsa haberi, ben buna güvenirim, paylaşırım, buna göre amel ederim diyorsun. Öbüründen duyarsan bu kesin yalandır, bu gündemden çıkarır. Kanaat önderleri ya da bilgi peygamberleri diyorum. Otomatik filtre sistemleri oluşuyor. Yani veri fazlalığından kaynaklanan bir şey. Ama bak biraz önce 150 bin tane cinayet vakası, 150 bin tane bilmem ne vakası diyerek bir homojenize ediyoruz ya. Orada mesela bunu iyileştirme isteğimiz bize ne yaptırıyor? Bu vakaların ortak özelliğine bakıyoruz ama nedir bu ortak özellikler? Dikkat et, dilimizde zaten ortak özelliği koyduk biz. Mesela çocuk tacizi vakası dedik hepsine. Bunların hepsinin arka planı, sebebi, oluşu, süreci, etkisi, çıktısı bilmem nesi hepsi artık buhar oldu. 150 bin tane çocuk tacizi vakası dediğimiz için artık önereceğimiz her türlü iyileştirme yöntemi oradaki çeşitliliğin içinde kelebek etkisi misali belki sonsuz kuvvetli etkisi bulunan bir sürü etkeni de göz ardı etti. Bunu biz tıpta çok görüyoruz. Şöyle bir hataya sebep oluyor. Epilepsi hastalarına ilaç üretiyoruz. Her doktor biliyor ki iki tane aynı epilepsi hastası yok. Epileptik sendromların %50'sinin sebebini bilmiyoruz zaten. Ama biz bir ilaç yapıyoruz. Diyoruz ki bu epilepsi hastaları için iyidir. Veriyorsun ilacı. %20 hastaya işte etki ediyor. %20 zaten plasebo iyileştiriyor. Yani o da su da versen o adam iyileşiyor. Hastaların plasebosuyla beraber ancak %40'ına iyi geliyor. Ve bu insanlar dahil, yani iyi geldiği insanlar dahil, hiç fayda görmeyenlerde de çok yaygın oranda yan etki yaratıyor. Bu neden böyle oluyor? Biz bu insanların hepsine ortak bir isim koyduğumuz için oluyor. Çeşitliliği, buradaki farklı nüansları algılayacak kadar komplike bir zihnimiz olmadığı, dilimiz, vaktimiz, enerjimiz tek tek ilgilenmeye yetmediği için biz bunu bir kurgusal tanım altında birleştiriyoruz. Hayatı anlamakta bizi en çok zora sokan şey bu genellemeler işte. Bu genel kurgular. Mesela Türkler böyledir. İçinde olduğun zaman biliyorsun değildir. Mesela bütün Çinliler birbirine benzer. Hayır, iki tane Çinli arkadaşın olsun. İki tane Çinli arkadaşınla bir hafta gez, onların birbirine benzemediğini göreceksin. Kim için Çinliler birbirine benzer? Çinli tanımayan için. O nüansları algılayacak deneyimi olmayanlar için. Şimdi dil, daha doğrusu dil demeyeyim ona, dilin çok faydalı özellikleri var da, bu kategoriye sokma, kategorik kurgular yapma alışkanlığımız bizi genellemelere ve yabancılaşmalara götürüyor. Sonra ne oluyor? Bir kitle var orada, bir partinin mensupları, bir takımın taraftarları, bir ülkenin vatandaşları, bir coğrafyanın yaşayanları neyse, onlar bizim için hep öyledir oluyor. Ve dolayısıyla buradan gelen her şeyi rahatlıkla alabiliyoruz, bu cinsten gelen bilgiyi alıyoruz. Müdakkik düşünür, dikkatli, rikkatli insan durup tanımları açıp içindeki çeşidi ve yeganeliği görmeye niyet ettiği zaman ortaya çıkıyor. Yani bir dakika, nereden biliyorsun kardeşim? Nasıl oluyor bunun hepsi böyle? O çekil, o kurgu senin. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir daha düşüneyim, bir daha inceleyeyim, bir daha bakayım. Bilimsel yöntem de böyle gelişiyor mesela. Birileri teoriler yapıyor, bir şey açıklıyor. Birisi ince bir yere bir bakıyor. Abi diyor, senin teori burada çalışmıyor. Tamam, ben o zaman kuantumu yapıyorum diyor mesela. Klasik fiziğin açıklayamadığı yeri ancak detaya bakınca görebiliyorsun. Şimdi bizim işimizi çok hızlandıran bir şey. Ya mesela işte erkekler için kıyafet üretmek çok karlı bir şey.
Ya erkek kadın kategorizasyonuna mesela ihtiyacımız var bunun için, değil mi? Erkek reyonu var mazlarda, kadın reyonu var. Bu kategorizasyon çok zararlı değil. Hatta bize fayda sağlıyor. Ama sen tutar da kıyafet satmanın ötesine geçip bütün erkekler böyledir demeye başladığın zaman pantolon diker gibi erkeklere duygu, yaşam tarzı, davranış kalıbı yapıştırdığın zaman burada gerçeğe uymayan bir şey oluyor. İşte bu kurgu senin gerçeklik algını çarpıtıyor. Benim esas olarak senin söylediğin yerden dedim ya, nefis bir yere geldin. Hayatımızın genelindeki bir hastalık bu dönem çok ağır. Çünkü çok veri var, genelleştirmeler bizim için can simidi. Post-truth çağı, gerçeklik sonrası çağının bu adı almasının sebebi de o. Artık biz inceleyecek zamanımız yok. Kim ne derse, kim ne derse değil, akredite kaynağımız ne derse ona inanarak zihinsel mesaiden tasarruf edebiliyoruz. Ve böylece yaşayabiliyoruz. Çünkü Kanal İstanbul konuşuyor herkes. Yani Kanal İstanbul, gidip gördün mü yerini mesela? Kim biliyor Kanal İstanbul'un ne olduğunu? Yani bir çılgın projedir, geziyor ortada. Acayip karşısında olanlar var, acayip tarafında olanlar var. Fakat şöyle bir şey hiç göreceğimi zannetmiyorum ben bu ülkede. Mecliste mesela ya da televizyon kanallarında. Ya arkadaşlar bir dakika, bu sonuçta bir çukur açma ve kanal projesi değil mi? Bir fizibilite konuşalım. Yani bir şey yapalım, bir sakin olun, soğukkanlı olalım. Böyle bir şey yapamazsın. Çünkü burada artık bu mesele teknik bir iş olmanın çok ötesine geçmiş. Bir kutuplaşma aracı olmuş ve oradan sen aslında kanalla manalla ilgili kimse bir şey bilmek istemiyor artık. O bir nesne olmuş. Bu Kanal İstanbul aslında güzel de bir örnek oldu. Yani bu manipülasyonun etki biçimi açısından da. Şimdi burada birilerinin bir şeye taraf olması, hatta mümkünse çok çeşitli taraflar olması, sadece karşılıklı iki taraf değil de yani belki bunun ara taraflarının tabii da canım, olması ve bunların birbirlerine şiddet uygulamadan ya da manipülasyon yapmadan çatışıyor olması bence çok iyi bir şey. Tam olarak da bu farklı genellemeler iletiştiği zaman gerçekler ortaya çıkacak. Aynen. Yani hem tabii gerçekler hem de geleceğimiz ortaya çıkacak aslında. Aynen. Bunların dengeli bir şekilde çatışıyor olması. Fakat şimdi sorun şu, böyle bir şey oluştuğunda elinde iletişim gücü olan, daha evvel güvenilirlik statülerini başka gerekçelerden kaynaklı yüklenmiş olan, bu çoğunlukla ekonomik güçle demek aynı zamanda, yüklenmiş olan keyfiyetle, yani belki biraz ileri yorumlar ama ben bunun da bir üst bir doğru oluşturduğunu, kafasına göre başka bir doğru oluşturuyor. Kurgusal bir doğru. Kurgusal bir doğru oluşturuyor. Ama bu kurgusal doğru benim Sami'ye kral demem gibi. Hı. Yani o da buna göre bir şey söylüyor. Yani hani diyor ki Osmanlı padişahlarının hepsi, böyle bir şey diyen yok ama hani örnekleme için söylüyor. Osmanlı padişahlarının hepsi bunu yapmayı istedi ama yapamadı. Biz yapacağız, evet, onların hayallerini diyor. Aynen. Şimdi bu olmayan bir şeydi. Ya da bunun olduğuyla alakalı hiçbir gerçeklik yok tarafta ama ben söyledim oldu. Niye? Hepinize söyleyebilme gücüm var çünkü. Tabii. Ya da bunu söylediğimde de bana güvenmekle alakalı bir şey var. Çünkü güç bende, para bende, bir şey yani bir şeydi. Şimdi bu oluşa gelen hikaye, bu aynı zamanda o referans kaynaklarımız mevzusunda da yani bu gerçeklik sonrası hikayeyi oluşturan şeyin bu olduğunu da düşünüyorum. Yani eskiden kendi gerçek bilgimizi kendimiz kazıyıp buluyorduk ve ona geçirdiğimiz zaman onu düşünmekle alakalı bir şeydi. Şimdi arada referanslarla, hani şakasını yapıyorum işte, bilgi peygamberleriyle ediniyoruz. Tabii. Buradaki artık o bilginin kendisine ulaşmıyoruz. Onu bize yorumlayan birileriyle ulaşıyoruz. Bu bize başka bir gerçeklik barındırıyor. Çünkü bu bir yorumlu bilgi artık, hani buradaki hikaye. Şimdi bu bir yalan. Yani aslında, yani varsayalım kimse böyle bir şey demediği için bu örneklem üzerine gidebilirim. Geçmiş padişahların hepsi Kanal İstanbul olsun istiyordu. Hatta Atatürk de istiyordu falan. Hatta Atatürk de istiyordu. Hani bu bariz olarak bir kurgu oluşturdu, bir fantazya oluşturdu. Evet. Yeterince inandırıcı söylersen mesela birçok insan bunu evet ya hakikaten der. Yeterince tekrar edersen. Bunu işte İlber Ortaylı'nın söylediğini düşün mesela. Mesela ya da işte ne bileyim Atatürk'ün kanalizasyon kelimesinde izasyonu at kanal bak orada dediydi falan diye. Hani tabii. Örnekler için bizi de manipüle et, hani bir şeyle alakalı. Biz o kadar dikkatli bakıp uzun hangi metinde geçiyor diye yorumlayacak zamanımız da yok. Bunu bana kim söylüyor? Sinan Hoca söylüyor o zaman. İknayım. Niye? Sinan'a güvenirim çünkü. Tabii. Diye bir şey oluştuğunda elimizde bir yapı oluşuyor. Şimdi bundan kaçamayacak mıyız? Bu mudur bizim gerçekliğimiz artık? Bundan kaçmanın yolunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Şu kitabımda da belirttiğim kitabımda da yazdığım gibi. Bu değil ama üçüncü cildi. Daha üçüncü cildi çıkmadı.
insan zihninin hikaye... Bir an özür dilerim ama şey gibi hissettim kendimi. Arkadaşım bunu anlatıyoruz ya. Oruçken sakız şeylerden bozulur Allah Allah gibi hissettim ya. Yok o kadar değil. Daha o kadar çok anlatmadım. Yeni başladım. rahmetli Yaşar Nuri gibi çıldırmayacağım henüz. Daha ona vakit var ama. özür diliyorum geri aldık. Yok niye aynen devam. Valla bence burası güzel. Şimdi insan zihninin neden hikayeyle çalışmak zorunda olduğunu anlarsak, akıl dediğimiz melekenin nasıl keyfi bağlamlarda kurgulandığını fark edersek, içe dönüp şunu görme şansımız var. Benim kendimle ilgili en çok muayene alanım budur. Yani kendimi en çok muayene ettiğim yer. Abi kafada bir olay var da, bir hikaye var da, mesela bir yerden bir yere bağlıyorum da, nereden biliyorum ben bu bağlantıları? Kim bunu bağlamış? Bu kişinin kendisini sorgulama ve bildiği, inandığı ya da karşısında durduğu, inanmadığı, nefret ettiği şeylerle ilgili zihinsel yargılarını elden geçirmeye başladığı zaman, işte bir gün herkes Dücane Cündioğlu olacak. Yani bir gün herkes oturup böyle kafada mıncır mıncır, abi bir dakika, ulan ben bir şey bilmiyormuşum, bir dakika bir baştan bakayım noktasına gelecek. Şimdi bu pahalı, tabii herkes derken mümkün değil böyle bir şey. Ta yani bu arada çok özür dilerim, lafını unutma ama gerçekten yani hani bu programa birilerini davet etmeyelim diye karar aldık ama Dücane'yi çağırsak mı ya da bir muhabbet etsek, biz bence ikimiz de olur. Sevgili Dücane Bey, biz ikimiz de seni arkasından çok seviyoruz, öyle görünüyor mevzu. Valla sabah akşam kulaklar çan 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 yani onun özelliği işte, o bir benim için bir prototip yani. Hatta burada da anlatayım, sonuçta olay public sayılır. Bir kitap fuarında Çanakkale'de biz bir yemek yemiştik beraber. Yemekte mesela eski yazdığı, çizdiği şeyler dedik, hepsini boş verdi. Onlar önemli değil. Kendisi zaten televizyonda da anlattı bunu. O kadar sene yaptığı, yarattığı, düşündüğü müktesebatı, yazdığı şeyleri bir çırpıda siliyor. Sebebi temellerinin, felsefi temellerinin çürük olduğunu fark ediyor. Ve sonra tek tek diyor, koca bir bina yapmıştım. Herkes ona çok böyle müştaktı, seviyordu. Ben diyor balyozu aldım, indirdim aşağı çünkü temelleri bozuk. Şimdi bir kulübe yapıyorum ama her tuğlasını kendim yapıyorum gibi bir ifadesi var. Şimdi bu ifadenin tabii telmiği çok. Herkes böyle bir felsefi literatürü höre höre girip böyle bir şey yapsın diye söylemiyorum ama her insanın İşte o üçüncü ciltte uzun uzun, bayağı uzun kısaltmaya çalışıyorum, anlatmaya çalıştığım şeydeki gibi, kendisinin hiçbir dahli olmadan inşa edilmiş bir başlangıç zihni var. Yani biz insanlar, her birimiz yetiştiğimiz ortamda böyle kabın şeklini alır gibi orada şekillendirildik. Ben dediğimiz her şeyi daha evvel konuştuk. Bir konstrukt, bir yapılanma ve bizim hiç dahlimiz yok bunda. Anamız, babamız, çevremiz, inançlarımız, ülkemiz, kültürümüz, tarihimiz, zamanımız, her şeyimiz bizi inşa ediyor. Sonraki iş bu inşaatı yıkıp kendini inşa etme meselesi. Gerçek kendini. Bu sayısız kendilik versiyonlarının elbette bir tanesi olacak. Yani insan birçok benlik inşa edebilir ama bunu yaparken dürüstçe keşfettikleriyle, gerçekten bildikleriyle, deneyimledikleriyle, tattıklarıyla inşa ederse bu gerçek bir benlik oluyor ve içinde gerçek huzur, işte içinde gizli olan huzur anlamında, bunun Arapça karşısında cennet denir. Cennet gizli, huzur yeri, bahçe falan demektir. O oradan inşa edilebilen bir şey. Ama bu mesela bu konuştuğumuz kurgular, bizi rahatlatan yalanlar, efendim inanmayı seçtiğimiz ya da karşısında durmayı seçtiğimiz hikayeler ya da kurgular, bizim genellikle o ilk hiç dahlimiz olmadan kurulan benliğimizle uyumlu ya da uyumsuz olan şeyler. Uyumlu olan bizi rahat hissettiriyor, uyumsuz olan diyoruz ki yok bu bizden değil. Halbuki dinlemeye başladığında, anlamaya başladığında, kendini sigaya çekmeye, sorgulamaya başladığında sana zıt görünen bir süre sonra bakıyorsun senin tecrübenle çok uyumlu bir şey içeriyor. Sen onu niye itmişsin? Önce yapılan benliğin ona ters olduğu için. Şimdi bütün bu kurgusal hikayenin tek kurtuluş yolu insanın buna mecbur olduğunu fark etmesi. Bir kere bu bizim yapısal ayarlarımızda mecbur olan bir şey. İnsanın sınavı burada zaten. Ya bizim temel sınavımız bu. Ben olma sınavı. Ya ne olacaksak o olma sınavı. Ama burada ben işte başlangıç ayarlarıyla ilk yüklenen yazılımla patır patır giderim dersen, işte bugün aldığım bilgisayar 6 ay 1 sene sonra update yapmazsan nasıl çöküyorsa, İnsan da bir süre sonra dünyada zihnen ve duygusal olarak çöküyor. İşlevsiz hale geliyor, mutsuz hale geliyor. Bir etki oluşturamıyor ya da kötülüğe sebep oluyor. Yani bulunduğu yer itibariyle öyle bir pozisyonda
rahatlık yakalıyor ki o pozisyonda çok yıkıcı bir şey oluyor. İşte bir fanatiklik, bir taraftarlık, böyle bir yere bir yapışmalar, bir şeyler bir şeyler. Yani ben bu konu buraya geleceğini bilmiyordum ama önemli bir yer burası. Kurtuluşun yolu kendini bilmek her zaman olduğu gibi. Bilelim ki insan zihni buna göre çalışacak. Başka şansı yok yani. Böyle bir kurguya ihtiyacı var. Bu kurgu yoksa kendisi üretecek. Mesela bir süredir tartışma gidiyor internette. Evrim Ağacı ile Kırmızı Asa kanalı arasında biz de dün akşam izledik hatta. Birbirlerine böyle cevap yetiştiriyorlar. Mesela bir daha dindar bir kanal olan Kırmızı Asa Evrim Ağacı'na diyor ki siz diyor yani dini şeyleri işte böyle objektif olmamakla suçluyorsunuz. Sizin de diyor gayet metafizik inançlarınız var diyor. Hatta Evrim Ağacı bir yazı yazmış. Bilimin temel varsayımları değil mi? Onların hiçbirinin aslında nesnel varsayımları olmadığı, bilimin de gayet metafizik varsayımlara dayandığını falan Evrim Ağacı anlatıyor zaten. Doğru, bunu zaten bilimle uğraşan herkes biliyor. Fakat burada mesela Kırmızı Asa'nın Evrim Ağacı gibi sitelerden ya da inançlı insanların, bugünün pozitivist bilim insanlarının istediği şey, abi diyor bana yorum yapma diyor, sen diyor veriyi al olduğu gibi bana ver. Böyle bir insan yok. Yani insan bir şey gördüğü zaman onu bir yere bağlamak zorunda. Akıl bu zaten. Nereye bağlarsan bağla kurgu. Yani de ki bunu işte sonsuz bir güç geldi, irade etti, yarattı. De ki işte evrim oldu, kendi kendine çarptı oldu. Ya bunların hepsi metafizik yorumlar. Anlamadıkları şey şu, başka şansımız yok. Yani insan olarak tanrısal, nesnel bir bakış üretebilme gibi şansımız yok. O yüzden de dün postmodernizmi, bugün post-truth'u, öbür gün postalı bir şey çekeceğiz yani. Bu gelecek başımıza. Netice itibariyle. Bu hep olacak. Zayıflığımızı bilirsek en güçlü tarafımız o olur. Yani bu yokmuş gibi davranmayalım yani. Hepimiz bir kurgu içinde yaşıyoruz. Bu standart bence. O zaman diyorsun ki benim şimdiye kadar deşip deşip bulduğum yerdeki en iyi kurgu kendini bilmekle alakalı. Yes. Benim kurgum da bu işte. Tamam. Çünkü okay. Başka bir yol bulamadım. Yani daha iyisi olan varsa gelsin. Yani her zaman değiştirebilirim bu kurguyu. Benim mesela hayatta kendimi en rahat hissettiğim şey her türlü kurguyu değiştiririm yani. Hiç problem yok. Yani bunu kurgu olduğunu bildikten sonra tabii, bunu değiştirmek. Onu değiştir, öbürünü işlevsel olsun. İşlevsel abi. Olsun.